Yeni oyun diyoruz. Ayarları ben hallettim başlamadan önce. İşçi günlük maaşı 20 dolar diyor. Peki. Yıldız simgesi itibarınızı gösterir diyor kısacası. Evet, biraz Google Translate olabilir. Müşteriler sipariş verecek. Daha fazla ürün miktarı. Yani diyor ki itibarınız arttıkça müşteriler daha fazla ürün sipariş verecek diyor. Hastane simülatörü öğretici. İlk müşteriniz gelecek. Tamamlandıktan sonra mağazaya aşağıdaki adımlar. İlk müşteriniz gelecek. Tamamlandıktan sonra mağazaya aşağıdaki adımlar. Aşağıdaki adımlar tamamlandıktan sonra mağazaya ilk müşteriniz gelecek. Evet. Aynı zamanda bu bir puzzle oyunu. Kelimeleri birleştiriyorsunuz. Cümle kuruyorsunuz. Güzel bir eğitici oyun. Satın almak için bilgisayarı kullanın. Aşağıdaki ekipman. Yani diyor ki aşağıdaki ekipmanı satın almak için bilgisayarı kullanın. Bir fırın, iki hamur yapıcı satın alacakmışız. Hemen bakıyoruz. Bir fırın, iki hamur yapıcı. Burada yok öyle bir olay. Sen bizi kandırıyorsun şu an yani. Buradan mı? Evet. Bakıyorum öyle karar veriyorum. Ekipmanlar, fırın, hamur yapıcı. Evet, aldık bunları. Satın almak için bilgisayarı kullanın. Aşağıdaki gereksinimler. Aşağıdaki gereksinimleri satın almak için bilgisayarı kullanın. Güzel. Un, yağ, maya. Bunları buradan mı alıyoruz? Yok, bunlar sipariş ekranı. Şuradan alacağız. Un, ne? Un, maya, yağ. Un, yağ ve evet maya. Bu arada şey hoşuma gitti. Görüntüler falan, grafikler tatlı. Şimdi siparişler izleyicisini kullanın. Bir siparişi. F. Yok, bu başka bir şey. Bunlar şu mu? Ne yapacakmışız? Baget. Baget. Evet, buradan ekmek siparişi veriyoruz. Sipariş hazır olduğunda al diyor. Yazar kasanın yanına yaklaşın. Hadi kardeşim, pişir artık şunu ya. Bu neymiş? Paketleme makinesi. Hazır. Baget. Bageti alıyoruz. Bageti ambalaja ekleyin diyor. Yani buraya. Doğru mu? Ve makineye basıyoruz. Hepsi paketleyemezsin. Neden? Yani tepsiden al. Bunu buraya. Bunu buraya. Adam haklı. Tepsiyi nasıl paketleyeceğiz? Bunu da buraya koyuyoruz. Evet, paketledik. Bageti ambalaja ekleyin. Tamam. Barkodu okutacağız şimdi bunlara. Bağdat. Mağazada müşteri yok. Siparişler. Un, maya, yağ. Bir tane de İtalyan ekmeği mi gömsek? Böyle dizelim bunları ya. Ne istiyorsun? İtalyan somun ekmeği. Hemen geliyor. İtalyan somun ekmeği, un, maya, yağ. Baget, ekmek olan baget. Bunlar baget, burayı unutmayalım. Hazır mı usta? Adamın süresi bitti ya. Hadi ya.
Kardeşim maalesef bizde yok yani, yok. Anca yani bir tane ustamız var. Al hemen, al hemen, al hemen. Al götür hadi. Puh sana. Rezil herif. Evet, bunlar İtalyan şeyi. Alt tarafa koyuyoruz. İtalyan somun ekmeği. Bagetler, İtalyan somun ekmekleri. Aynı zamanda biraz çeşit olsun, değil mi? Buradan ne yapalım? Bir tane de malzememiz var mı? Un, maya, yağ. İtalyan ekmeği yap usta. Ne istiyorsun? Baget. Hemen, hemen verelim. Elimizde var. Yeni yapıldı. Sıcak. Al bakalım. Finansman. Finansman. Gelir 8, masraf 375. Evet, kazanıyoruz. Hadi ustam çabuk ol. Baget daha yapalım. Çok satılıyor. Evet, sen gri ekmek mi? Hadi bir de gri ekmek yapsan. O nasıl oluyorsa. Bu ne? İtalyan ekmeği. Fransız ekmeği. Fransız ekmeği. Hemen yapılıyor mu? Yapılmıyor. Maalesef kardeşim yok. Yani biz İtalyanlarla anlaştık ya. Yayında ne oluyor? Yayına ne oluyor şu an? Ekran mı gitti? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyoruz. Şuradan. Halledeceğim. Bir dakika. Niye böyle bir şey oluyor şu an? Gelişmiş. Evet, şu an OBS bitrate'i kendi kendine binlere çekti. Niye öyle bir şey olduğunu çözemedim. Bir bekleyelim bakalım. Niye böyle bir şey oldu ya? Allah Allah. Müşteri mi sendesin? Dur bir iki dakika ya. Evet. Şu an garip şeyler oluyor. Neyse. Hallolacaktır. Biraz böyle çamurlanabilir ekranınız. Ani droplara hazır olabilirsiniz. Şu an garip bir şekilde 2000'lere düştü bitrate. Daha demin 900'de geziyordu. Yine iyi. Ben 4K bitrate veriyorum. Fransız ekmeği. Bizde yok kardeşim. Dayı sen bir Fransız ekmeği at ya. Çok şey isteyen var. Yani garip olaylar oluyor şu an. ...4K'yı tamamen vermesi lazım normalde. Benim upload'ım 5'lerde geziniyor ve hiç aşağılara yukarılara inmiyor. Sabit 5 yani. Çok rahat 4'ü vermesi lazım. Veremiyor.
Evet, neyse. Simit var, poğaça var. Serimize devam ediyoruz. Ekmekler devam. Bisküvili kek. Bisküvimiz yok. Daha bunları yapabiliyoruz en fazla. Hadi sen bir tane daha at bakalım ekmek. Fransız ekmeği. Hemen verelim. Hemen verelim abi. Nerede bu? Nereye koyduk lan? Heh. Buradan fiyatını ayarlayabiliyor muyum ben ekmeklerin? Mesela malzemeler dediğim zaman. Yok, ayarlayamıyoruz onu. Evet, buradan bir somun daha atalım buraya. Eve gidelim mi? Hayır, eve gitmiyoruz arkadaş. Bir şey kazanamadık ya. Evet, ne istiyorsun? Hemen daha yeni çıktı bak. Fırından daha yeni çıktı. Fırından daha yeni çıktı. Evet, ustam bir Ramazan pidesi atsan ya fırına. He? Evet, şu an Bitrate kendine geldi, toparladı. Yani koskoca Amazon Türkiye'de bir sunucu açamadı, helal olsun. Ne diyelim? İtalyan ekmeği. Hemen verelim. İtalyan somun mu, normal ekmek mi? Somun ekmek yok, normal ekmek. Bak, bu daha yeni çıktı. Yani yeni çıktı. Bir saat önce attım daha fırına. Da çaktırma. Heh. Bir gün oldu üstünden geçeli de. Ya istediğin kadar söyle. Adamlar 40 bin 50 bin izlenenler aynı şeyi dile getiriyor. Hiç umurlarında bile değil yani. Hiç oralı değiller. Sanmıyorum açacaklarını. Fransız ekmeği. Var mı bizde? Var. Hemen vereyim. Ben bir Fransız ekmeği daha at ustam. Usta maşallah ekmek yap dedik, arkada hızarla odun kesiyor herhalde. Hiçbir fikrim yok, adamlar her türlü ekmeği alıyor. Gri ekmek var ya. Bekle, hemen geliyorum. Ne istiyorsun? Baget. Tamam, hallederiz. Bakalım şöyle bir şu yeni eskisinden verelim, bayat olandan. Heh, al bakalım. Hadi gidebilirsin. Evet, bunları bir dizelim şöyle. Ne yaptırabiliyoruz ustam sana? Bir bakalım şöyle. Gri ekmek alınmıyor. İtalyan kalmamış. Bir tane var. İtalyan somon verelim hemen. Saatlik bir şeyi niye paketliyoruz? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Evet, İtalyan ekmeği at bakalım bir tane.
Evet, bunda o eski oyunun mekanikleri yok sanırım. Dükkanın adını falan değiştiremiyoruz. Burada biraz böyle bir soluklandırmadınız kardeşim ya. Fransız. Fransız kaldı mı ya? Fransız ekmeği. Hah, varmış. Al bakalım. Usta arkada garip işler peşinde ya. Tamam, halledeceğiz onu. Bekle bakalım bir sen. Bunları bir koyayım ben. Dükkanı kapatacağım. Evet, dükkanı kapat. Gidelim. Bir gidelim. Bir dinlenelim şöyle bir. Evet, yeni bir gün. Dükkanımız açık. Bayat ekmeklerimiz hazır. Ustam, sen bir oradan. Neyimiz eksik bir bakalım. Gri ekmekler satılmıyor. Tamam, bir tane baget ekmeğimiz var. Evet, baget ekmeğimiz kalmamış. Bir baget ekmek at sen bakalım. Finansta ne durumdayız? Evet. Masraflar 20. İyi kalmamış ya. Evet. İtalyan somon. İtalyan somon. Hemen verelim. Hemen verelim. Bizim usta kendiliğinden yapması lazım bizim söylemeden ama. İlla biz söyleyeceğiz şu ekmekten yap diye yani. Evet, şuraya dizelim. Bunlar taze. Ne istiyorsun? Baget. Hemen şurada bir yerde bir taze bagetim var benim. Onu vereyim sana. Al bakalım. Bunlar bizden kalma. Gri, gri, Fransız. Fransız gri, tamam. Baget tamam. İtalyan. İtalyan somun bitmiş. Ustam hemen. Hemen. Baget diyorsun. Hemen vereyim sana şöyle en tazesinden abi. Al bakalım. Çok mantıklıymış o. Arkadaş, o kadar satıyoruz. Ya artıya geçemedik ya. Fransız. Fransız. Burada vardı ya. Heh, al bakalım. Gri ekmekler satılmıyor. Bunu anladık. Siz şurada durun. Boşuna yer kaplamayın. Evet, Fransız satılıyor. İtalyan somon satılıyor. İtalyan baget duruyor. Bir Fransız daha at sen. Haydi. Un maya yağ. Un maya yağ. Gri. Gri satılmıyor dedim. Hemen geldi bak. Un maya yağ. Bunlar önemli şeyler. Un.
Ya ve maya. Ben bir ne atıyorduk? Fransız mı, İtalyan mı? İtalyan ekmeği. Fransız mı atıyorduk? Fransız atıyorduk. Sen bir Fransız at bakalım. İtalyan. Hemen verelim. Ne yapıyor orada acaba? Fırın falan da yok yani orada. Evet, İtalyan somon. İtalyan somon. Bu Fransız mı? İtalyan somon. Al bakalım. Evet, para kasmak çok zor sanırım. Para gerçekten zormuş bu oyunda. Finansman. Yani ekstra bir şey yapamıyor muyuz? Ekstra. Mesela iyi para ne kazandırır bize? Sağlam parayı nasıl kazanırız? Adamlar da farklı bir şey istemiyor ki. Hep aynı şeyleri istiyorlar arkadaş. Mesela. Yeni yeni şeyler varmış orada bak. Baget. Al bakalım. Televizyon eklersen diyor. Müşterin daha çok durur diyor. Başka? Raf var, tamam. Sandalye. Dondurma makinesi, self servis. Bunları kendileri alıyorlar. Para kazandırıyor bize. Güzel bir şeymiş bak bu. Bir tane kahve makinesi atılır ya. Sandalye. Sandalye mi, kahve mi? Kahve para kazandıracak. Bir kahve makinesi atalım. Baget. Al bakalım. Nereye koyduk kahve makinesini hani? Dışarıda. Ha, gördüm. Ustam. Ustam. Sen bir İtalyan ekmeği at bakalım. Bak. İtalyan ekmeğini attım. Adam İtalyan ekmeği istedi. Evet, çamurlaştı. Ne yapacağız? Sunucu değiştireceğim büyük ihtimalle birazdan. Sinir oldum. Şu an 4000 bitrate'den bir anda 600'lere düştü. Evet, 4000'den 600'lere düştü. Neyse. Peki o zaman bu oyunlukta bu kadar olsun diyelim. Ne yapalım? Ben de bir şöyle bir kapatayım. Bir ayarlamaları yapalım. Belki gece yine buluşuruz.